Ben Mardin'den İstanbul'a sürekli gelip gidiyordum zaten. Senede bir muhakkak gelip gezerim, tozarım. Gezmek için mi yoksa başka bir sebep var Yani mı? gezmek için gelirim. Ondan sonra işte ben İstanbul'da doktora gidiyordum. Tramvayda. Eşimle öyle karşılaştık. Orada Tramvayda. Ben çok yani merak tramvayda. Tramvayda karşılaştım dediniz. Yani hiç görmediğiniz bir adam, o an Görmedim. gördünüz ve hoşunuza gitti mi? Yani ne hissettiniz orada? Oraya geleceğim. İşte ben doktora gidiyordum. Sürekli bana bakıyordu ki ben biraz erkek yapılı bir yapım da var. Nerede bakıyordu? Tramvayda. Evet. Normalde öyle bir yapıya sahip bir insan değilim. Asla kafamı da kaldırıp bakmam. Biraz tersimdir o konularda. Buradan Nasıl öyle yani? Ama görünmüyorsunuz orada ama. anlatmalarınıza ilk göre. defa ben de kendime inanamadım gerçekten. İşte ben sonradan tabii hiç bakmadım. Hani bir iki defa öyle gözüm çarptı. Yani hoşuma gitti Siz yalan az değil. benimsiniz istemem. Şöyle bir Sonra yancım. ben inmişim. Meğersem o inmiş. Ben hiç farkında değilim. Siz takip etmiş orada Evet, yani. inmeyeceği yerde inmiş. Yani mesela ben indim diye o inmiş. Takip etmeye Filmlerdeki başlamış. Allah Allah. Sizi Evet. takip etmeye başladı. Evet. Sonra doktora hani doktor Randevunuza gittiniz. Randevusuna giderken tam oraya yakın benle konuşmaya başladı. İşte sizi tanımak istiyorum Yanınıza falan filan. geldi. Durduk Evet. yere. Orada ters tepki verdim zaten ben. Hani Eşimi ilk defa tramvayda gördüm. Normal hayatımda hiç yapmadığım bir şey yaptım. Birini takip ettim. Yani bayağı bir heyecanlandım ki takip ettim. Yani bir iki saat sürdü takip etmem. Bir yerin önünde durdu. Hastaneymiş herhalde. Doktoruna gitmiş. Orada önce konuşmak istemedi. Ben de nasıl cesaret ettiysem cesaret ettim. Konuşmak istedim. Korkmadınız mı peki bu adam beni ısrarla takip konuşmak etti? istiyor. Sonuçta İstanbul burası, ne olacağı Evet. belli değil. Israrla konuşmak istiyor. Tabii ben de etkilenmişim bakışlarından, yalan O değil. yüzden orada olması rahatsız Sonra etmemişti. herhalde o anda demişim ki ben, şu an hiç hatırlamıyorum. Onun deyimiydi. Ben yarın yine buradayım Yani demişim. istemem, bu yan cebime koy, Aynen. yarın da gel. Yani doktor randevum var, ben yarın yine buradayım demişim. Yarın gel, görüşürüz. Yani o anlama gelmiş artık. Yine şaşırdı biraz beni görünce. Bayağı beklediğim için herhalde etkilendi. Ondan sonra bir şey demedi. Yine tanışmak için bir şey yapmadı. Sadece yarın da buradayım olacağım deyince sevindim. Sonra işte ertesi günü oldu. Ertesi günü oldu. Çok Ben yine iyi. gittim. Bu sefer orada bekliyor. Hiç konuşmadım. Direkt yukarı çıktım. Yine aynı şekilde devam etti. İndim. Bu sefer çok ısrar edince tanımak istediğini. Ben değerlendirdim. Bir hafta konuştuk. Bu insan çok hoşuma gitti. Yani kişiliği olsun, efendiliği olsun. Her yönüyle. Yani içime sinmeye başladı. Onu gördüm. Yarın da buradayım dedi. Yani bayağı bir ümitlendim. Daha sonra dedim yani olmazsa falan diye bayağı bir gece düşündüm. O gece zor uyudum. Yani bayağı bir heyecanlıydım. Yani bayağı bir sorular vardı kafamda. Gelir mi, gelmez mi, olur mu, olmaz mı, kimdir, nedir? Ya böyle bayağı bir sorular geçti yani kaç yaşındadır? Yani böyle sorular geçti o gün. O gün de bekledim zaten. O gün bir kafede buluştuk zaten. Biraz konuştuk. O şekilde gelişti.